Herkese merhaba. Biz çocuklarla kahvaltı masasındayız. Şöyle kahvaltımızı böyle göstereyim mi? Çünkü böyle çok sıkıldım. Neden annem? Hareketlere bak ya. Ben çok sıkıldım diye. Ha öyle mi diyor Pekmen? Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Bugün de böyle derine göz yumurta yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle kutuyla kendimi hafiften böyle bir çırptım. O şekilde hallettim. Ortaya da bal, reçel, bir de kahvaltılık ezme koydum. Sosis. Evet böyle çay çocuklara, süt. Şimdi bize afiyet olsun. Topladım. Mutfağımı da hallettim. Şimdi çocuklara kek yapacağım. Anneciğim? Anne tablet kırıldı. Sen iyi misin? Ben iyiyim ama tablet kırıldı. Şarja takarken. Gerçekten mi? Ha, anneyi kandıracaktın sen. Bu uygulama. Anneciğim ben gördüm YouTube'da böyle videolar. Ya seni yerim. Sen benim anneyi mi kandırıyorsun? Gördünüz mü? Hele hele şunun. En güzeli bu diye bunu yaptım. Üstümde cam vardı. Oho. Oho. Tamam annem ye. Afiyet olsun. Öteki de üzüm yiyor. Onun derdinde. Sen anneyi mi kandıracaktın? Kızım bana şaka yaptı. Anneyi şakaladı. Bir an ama şey yaptım derin. Ama ses tonun falan süperdi. Böyle bir sesim de titriyor. Böyle bir gerçekten acaba kırdı mı dedim yani. Bebeği fırlatarak tablet düşmüş gibi ses yaptım. Görüyor musunuz? Oyunculuğa bakın. Tablet kırıldı bak. Büyüdü de beni kandırıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ben ne diyordum? Şey yapacağım. Kek yapacağım. Zebra kek istediler. Onu yapayım hemen. Derinin beslenmesine taze taze de koyarım. Kutay zaten çok seviyor o keki. Kızım da aynı şekilde. Şuraya da meyve çıkardım biraz önce. Burası azaldıkça dolaptan koyuyorum buraya. Hani çocuklar burada gördükçe iyi oluyor. Gelip geçerken görünce falan alıp yiyorlar. Kutay'ın üzüm yemesi gibi mesela. Şimdi zebra kekin malzemelerini hazırlayayım. Bu arada zebra kek tarifini verdiğim videoyu Tuğba'nın Hayatı kanalında paylaşmıştım. Detaylı olarak nasıl yaptığımı, ne kadar malzeme kullandığımı oradan da bakabilirsiniz. Burada da anlatırım tabii de hızlı yapmak istiyorum. Derinin beslenmesine yetişsin diye. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Derin okula kaçta gidiyor? İşte epeyce bir vaktiniz oluyor. Bayağı bir iş falan da yapıyorsunuz diyenler olmuş. Arkadaşlar derin öğlenci. Bu arada derin özellikle öğlenci olmayı siz mi istediniz diye soranlar var. Hayır biz istemedik. İlkokul 4'e kadar öğlenci. 4'ten sonra sabahçı olarak o şekilde okulumuz yani. Öğlen saati de saat 2'ye 10 kala dersi başlıyor. Ders saatinden yarım saat önce de servisi geliyor. Yani derin birden sonra gidiyor anlayacağınız okul arkadaşlar. O yüzden de vaktimiz bol oluyor sabah erken uyanınca da. Böyle. Dediğim gibi şimdi kekimi yapacağım. Arkadaşlar derini kutayla indirdik servise. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? İçeriği bir süpüreceğim. Benim halı örtüm falan, koltuk örtüm onları yıkamıştık. Yıkamıştı makine daha doğrusu. Sermemiştim. Ha bugün sereyim, ha yarın sereyim unuttum. O yüzden içeriği bir süpüreyim şu her daim kullandığım süpürgeyle. Ondan sonra örtülerimi sereceğim.
çektim, içeriği falan süpürdüm. Onu çektim, halı örtülerini falan sermiştim eve. Bu arada halı örtüsünü de serdim demişken bir arkadaşım diyor ki Tuğba vallahi kullanmaktan değil yıkamaktan yıprattı şu halı örtülerini, koltuk örtülerini diyor bana. Vallahi doğru söylüyor. Haftada birkaç kere yıkıyorum vallahi. O olmasa koltukları, halıları düşünemiyorum gerçekten. Allah'tan bir şey olmazsa Ramazan'dan önce halıları yıkamaya vereceğim. Bir de koltuklarımı yıkatacağım. Zaten biliyorsunuz vermediğimi, videolarda çalısız görmediniz zaten. İşte bayram öncesine denk geldi. İşte abla çok kalabalık, sonra alalım dediler. Sonra bir daha aradım. Abla işte öbür hafta alalım dediler. Bizi tekrar ara. Ben o ara aramayı unuttum. Geçen ay bir daha aradım. Dedi ki abla havalar soğuk, çok kolay kurumuyor. Burada yine birikti halılar. İşte şu zaman diye diye. Bir de ben hep verdiğim yere vermeyi isterim. Başka numaralar da var elbette. Hani kapılara yapıştırıyorlar ya böyle halı yıkama için falan. Hani var başka numara ama hani bildiğimden şaşmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Sonra pişman oluyorum. Aynı bu kaşlarım gibi biliyorsunuz. İlk defa arkadaş orada yok, başkasını aldırayım dedim. O da kaşımı mahvetti yani. Neyse yine olay nasıl kaşıma geldi. İşte bildiğim yerden şaşmamak için oraya veriyorum. Geçen ay aradım, sonra yine aramayı unuttum. Dedim durdum. Ramazan'da aslında bir şey kalmadı. Yani Allah'tan bir şey olmasa Nisan'ın 24'ünde mi? Aynı şunu unuttum. Kalkacağız galiba sahura. Yani o sıralar. Nisan'a da bir şey kalmadı şurada zaten. O yüzden böyle 1-2 ay daha idare edeyim. Ondan sonra hem koltuklarımı yıkatacağım, hem halı örtülerimi falan vereceğim. Ramazan'a böyle onlar temiz halde girmek istiyorum, anlayacağınız. Ben makineye çamaşır atacağım. Ona geldim şimdi. Bu aradakilerin halı örtüleri, yine halı örtüsü. Aranın halı örtülerini aldım. Onları da yıkayacağım. Onlarla beraber yine o renklerde bir şeyler daha atacağım makineye. Evet, tamamdır. Deterjanımı da koyuyorum. Biraz yumuşatıcı da koyacağım. Çok koymam. Demedim galiba. Hani bir süre çekemedim dedim ya size. Ay nasıl şey oldu bir anda. Çekemedim dedim ya. Biraz öyle ortalığı yine toparladım. Derin'in odasında bazı oyuncaklar vardı. Onların tozunu falan aldım. Baktım Kutay'ı var, uyuyakalmış. Onu odaya götürdüm. Kapısını da örttüm. O yatıyor şimdi. Ben de kendime böyle bir şey yapacağım. Şunu canım istedi arkadaşlar. Ta ne zaman aldım yaparım diye öyle duruyor. Bu fındıklı üçü bir arada ama ben bunu sütlü yapacağım. Emrah da diyor ki canım zaten fındıklının tadı ağır olmuyor. Çok kahve tadı olmuyor. Niye sütlü yapıyorsun? Olsun diyorum ben yine de. Sütlü yapayım daha az tadı gelsin. Biliyorsunuz kahveyle pek aram yok. Çok nadir böyle canım istiyor. Onu da böyle eser miktarda kahve tadı kokusu olsun istiyorum. Bir de hani mideme dokunduğu gibi kahve benim tansiyonumu çok düşürüyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu durumu yaşayanlarınız oluyor mu? Bende bu durum oluyor maalesef ki. Bu da tarihe geçsin. Yani kahve yapıyorum kendime. Kaç yıldır video çekiyorum. Hiç kendime kahve yapmadım diye hatırlıyorum. Eğer yanılıyorsam bana yazabilir arkadaşlar. Tuğba şu videonda da sanki yapmıştın diye. Yani ya hiç yapmadım ya da yaptıysam bir kere yapmışımdır. Düşünün 6 yıldır buradayım. O yüzden diyorum tarihe geçsin bugün. Evet. Sütlü fındıklı kahvemi de hazırladım. Şimdi gidip içeride oturacağım. Kendime vakit ayıracağım. Ne yapsam acaba ben de? Aa, şu boyama kitabını getireyim. Bir süredir ben yapmıyorum. Derin yapıyor da onu yapayım, evet. Şöyle ne yapsak acaba? Biraz kolay bir şey olsun istiyorum arkadaşlar. Şu olabilir, evet. Onu yapabilirim. Bir de Ay Yıldız vardı. Size onu göstereyim. O da çok güzeldi. Bakın. Böyle. Ama ben o çiçeği yapayım. İnanmıyorum, şu balığa bakar mısınız? İnsanın vallahi gözü darır, başı darır bunu boyarken. Bunu yapayım ben de. Şunu yapayım. Ama tabii ki de bunu bitirmem mümkün değil. Bitiremem. Çünkü bir süre sonra insanın başı ağrıyor gerçekten. Ama ilk başlar böyle çok keyifli.
Düşünün, bu bile bana kahvesi ağır geldi yani. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. Bitti. Güya biraz yapıp bırakacaktım ama bu öyle bir şey ki, şunu da yapayım, şunu da yapayım. Bitiriyorsunuz. Gördünüz mü? Ben sadece şu ortadaki yuvarlağı yapacaktım. Sonra bırakırım diyordum. Bitti. Ama parmaklarım koptu. Boya yaparken hani stres attırıyor, bu doğru, ama bir yanda da insana stres de yaptırıyor. Bir bitseydi, bitmedi. Dur şunu da yapayım, bırakayım diyorum. Ha bunu da yapayım. Hani bitmiş halini görmek istediğiniz için böyle uğraşıyorsunuz. Çamaşır makinesi de bitti. Onu çıkardım. Bir yarım saatlik bir programa şeyi attım. Böyle el bezleri falan vardı. Mutfakta kullandığım havlular. Onların hepsini makineye attım. Yarım saatliğe yeterli dedi. Kutay da hala uyanmadı. Onu da uyandıracağım birazdan, eğer uyanmazsa. Çünkü geç olacak. Bu sefer de akşam uyku saati şaşacak. O yüzden hiç sevmiyorum uyurken onları uyandırmayı, ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi uyku saati çok geç olur yani akşam. Birazdan daha yemek için çorba yaparım diyorum ama bakayım, bir un çorbası yapasım var ya da mercimek mi yapsam, karar veremedim. Yemeğim var zaten dünden, sadece ekstradan bir çorba yapmak istiyorum. Bilmem, belki onu da yapmam, onu da yarın da yapabilirim, çorbayı da bakacağız artık ya. Neyse, şunları bir götüreyim ben. Bu arada kahveyi bu kadar içtim ve bu rekordur yani. Bunu alayım, şunu da alayım. Böyle boya tabii ki dayanmıyor, ucu bittiği için sürekli açılıyor. Ben çay tabağı da almıştım yanıma. Ve un çorbası yapmaya karar verdim. Şu anda buna karar verdim. Salçalı un çorbası yapacağım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Benim annem de yaparmış ama hani biz şey yapardık diyor. Salçasız yapardık. Bir de un hellesi çorbası derdik ona diyor. Bizim oralarda öyle, hani çocukken yedirirdik, tok tutardı hem de diyor. Ben öyle de yapıyorum, salçalı da yapıyorum. İkisiyle de güzel oluyor. Salçasız yapıp içine sarımsak koyuyorsunuz, birazcık da tavuk falan dediğince böyle bir yalancı işkembe çorbası gibi oluyor, güzel oluyor. Salçalı da böyle, yine ben açtım konuşuyorum, bir saniye hemen alacağımı alayım da. Salçalı da böyle ezogelin, tarhana, domates çorbası. Sanki üçünün tadından da biraz varmış gibi oluyor. Gerçi çoğunuz da biliyorsunuzdur. Benim böyle anlattığıma bakmayın. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim yine de dedim. Evet, ocağımızın başına geldik. Şöyle bir tencere aldım arkadaşlar. Onun içine şöyle bir yemek, 1,5 yemek kaşığı dolusu kadar tereyağı koymuşumdur. Birazcık sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Hatta birazcık sıvı yağ ben de eklemek istiyorum buna. Bu arada ben çok uzun zamandır yağdanlık kullanmayı da bıraktım, biliyor musunuz? Yani onları yıkanması, temizlemesi bana bir dert yani. Sanki ne yaparsam yapayım o temizlenmiyormuş gibi. Ya bir süre sonra kenarı falan böyle bir farklı oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle şişeler iyi oluyor. Bu yıpranınca küçük bir şişe yeniden alıyorum. O şekilde devam ediyorum kısacası. Yağ ölçüsü bu kadar. Sonra 2 yemek kaşığı tepeleme un. 1 yemek kaşığı salça. Siz eğer varsa biber salçası karışık da kullanabilirsiniz. Ben de olmadığı için 1 yemek kaşığı dolusu salça kullanacağım. Yine küçük bir sarımsağım var. Sarımsak çok yakışıyor bence. Salçalısına da salçasızına da diyemedim. Neyse, anladınız. Ona da sarımsak yakışıyor. Su da 1 litre falan kullanacağım. Yani göz kararı kullanıyorum arkadaşlar. Bir de un çorbası. Zaten kıvam aldıkça da koyulaşıyor. Koyu gelirse su miktarını arttırırsınız zaten. Baharat olarak da tuz, pul biber ve bol nane. Çok yakışıyor. Evet, şimdi ne yapacağız? Yağımızı eritmekle başlayacağız. Ondan sonra unu koyacağız. Un kokusu çıkana kadar kavuracağız. Ondan sonra
Salçamızı ekleyeceğiz. Sarımsağı da ben o araya ekliyorum. Onları da o şekilde kavuracağız. Bu çorba çok lezzetli oluyor. Az bütçeyle gerçekten doyurucu bir çorba bu. Et suyunuz varsa et suyuyla çok güzel olur. Tavuk suyu varsa tavuk suyuyla güzel olur. İsterseniz içerisini piştikten sonra şehriye vesaire bir şey de ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ama ben bu şekilde yapıyorum un çorbasını. İçine bir şey eklemiyorum. Eğer hani et suyuyla, tavuk suyuyla yapacaksam birazcık ondan didip içine eklediğim oluyor. Ama ekstradan hiç bulgurdur, şehriyedir, pirinçtir o tarz bir şey eklemiyorum un çorbasına. Arkadaşlar şimdi bunu ocaktan alıp o şekilde su ekleyeceğim. Şöyle kapatayım. Şuraya koydum ve bunun içine şimdi göz kararı soğuk su ekliyorum. Ve topaklanma gidene kadar güzelce karıştırıyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Topaklanma gitsin, geri ocağa alacağız. Geri kalan suyu da ilave edeceğiz. Yani tamamen sıcak su da ekleyebilirsiniz bundan sonrasında ama ilk aşamada soğuk su eklemeniz önemli. Çünkü öbür türlü un içinde topak topak olur. Tamam. Şimdi ocağımızın altını açalım. Ocağı yeniden alalım. Bu kadar su yeter. Dediğim gibi burada bir litre vardır. Şimdi içine nane, pul biberi falan ekleyeceğim. Tuz. Eğer isterseniz yağ yakıp üzerine de yapabilirsiniz. Bazen öyle yapıyorum, bazen böyle yapıyorum. İki türlü de bence güzel oluyor. Ya ben genel olarak un çorbasını seviyorum kısacası. Bol nane de yakışıyor dediğim gibi. Birazcık karabiber de ekleyeceğim ben. Evet. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha böyle kaynatacağım. Sonra çorbamız hazır arkadaşlar. Dediğim gibi çok koyu bir kıvam olursa her daim sıcak suyunuz bulunsun. Ekleme yaparsınız. Çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi bir boy küçük tencereme boşalttım bu arada. Şöyle görünüyor. Eğer ki topak olursa blenderdan da geçirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ocaktan alıp biraz soğuk suyla çırparsanız topaklanma sorunu pek yaşamazsınız. Şöyle birazcık kaseye koyacağım. Öyle bir görün istiyorum. Bunu böyle varsa kıtır ekmeğiniz, baharatlı falan çorbalarla içtiğiniz öyle çok lezzetli oluyor. İçine biraz limon sıkabilirsiniz. Ekstradan bol karabiber, pul biber. Muhteşem bir çorba bence. Evet. Birazcık da böyle nane yaprağı yıkamıştım. Sunumum size güzel görünsün diye. O da gömüldü gördüğünüz gibi. Lotus çiçeği gibi. Denemediyseniz bir denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugün de akşam ettik gördüğünüz üzere. Ben videomu sonlandırayım arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi yemeğim zaten var. Mısırlı makarna yapmıştım. Birazcık da türlü yapmıştım. Bir de bir çorbam var. Dediğim gibi yemeğim de hazır. Sizleri de daha fazla sıkmamak için videomu sonlandırayım. Zaten şu ara çok uzun videolar atıyorum. Umarım hoşunuza giden, severek, beğenerek sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.